Bilim insanları, Kuzey Çin'deki kayalarda buldukları bir fosilin, şimdiye kadar bulunan en eski yeşil bitki fosili olabileceğini keşfettiler. Bu, 1 milyar yıl önce deniz tabanını halı gibi kaplamış olan ve, dünyadaki yaşamda ilkel bir devrimin parçası olan küçük bir deniz yosunu. Şimdiye dek bulunmuş olan en eski bitki fosilinin bir yeşil algaya ait olması gerçekten çok önemli ve heyecan verici bir gelişme. Proterocledus antikis adı verilen deniz yosunu konusunda bilgi veren araştırmacılar, aygin bir pirinç tanesi büyüklüğünde olduğunu ve kök benzeri bir yapıyla deniz tabanına bağlanırken, sığ suda gelişerek çok sayıda ince dalla eklemlendiğini söyledi. Bir tür yeşil deniz yosunu olan Proterocledus şimdi gözümüze oldukça küçük görünebilir ancak, yaşadığı zamanın en büyük organizmalarından biriydi. Denizleri çoğunlukla bakterilerle ve diğer mikroplarla paylaşıyordu. Güneşten aldığı ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştüren ve oksijen üreten fotosentezi yaptı. Dolayısıyla suyun oksijenlenmesine katkı sağlayan ilkel yaşamlardan birisiydi. Nature Ecology ve Evolution dergisinde yayınlanan bir çalışmanın yazarı olan Virginia Tech Paleobiyoloji Postdoktora araştırmacısı King Tan, Proterocledus antikis bugün yaşayan tüm yeşil bitkilerin atalarının yakın akrabasıdır, dedi. Dünyanın biyosferinin yaşamını devam ettirmesi büyük ölçüde, gıda ve oksijen bitkilerine bağlıdır. Geçmişte yaşamış olan yeşil algilerin bugün yaşayan torunları olduğu düşünülen ilk karasal bitkiler ise, yaklaşık 450 milyon yıl önce ortaya çıktı. Dünya üzerinde 2 milyar yıl önce basit bakteri benzeri hücrelerden mantar, bitki ve hayvanlara yayılan ökaryot adı verilen bir grubun ilk üyelerine evrimsel bir değişim oldu. İlk bitkiler tek hücreli organizmalardı. Proterocledus gibi çok hücreli bitkilere geçiş, eğrelti otlarından sekoyalara Venüs sinek tuzağına kadar dünyada yaşayan bitkilerin ayaklanmasına yol açan çok önemli bir gelişmeydi. Proterocledus, bu zamana kadar bilinen en eski yeşil deniz yosunundan 200 milyon yıl daha yaşlı. Modern akrabalarından biri deniz marulu denilen bir çeşit yenilebilir deniz yosunu. Yeni bulunan fosilde tanımlanan Proterocledus antikis, en eski eksiksiz yeşil bitki fosilini temsil ediyor. Muhtemelen daha eski tek hücreli yeşil bitkilerin fosilleri hala tartışmaya açık. Dünya üzerinde şu anda bitki kökenli canlıların sürdürdüğü fotosentez işinin ilk uygulayıcıları doğrudan bitkiler değildi. Görünüşe göre bitkilerin, fotosentezin hücresel aparatını Cyanobacter adı verilen bir bakteri türünden alan bir ataları vardı. Tüm yeşil bitkilerin bu atası iki büyük dal ortaya çıkardı, bunlardan biri bazı su bitkileri ve tüm kara bitkilerini içerirken, diğeri, Proterocledus'un da ait olduğu grup, sadece su bitkilerinden oluşur. Virginia Tech'ten paleobiyolog ve çalışma ortak yazarı Shuhai Ziyao, Proterocledus antikis, bugün yaşayan tüm yeşil bitkilerin evrimsel büyük 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 annesinin kız kardeşi, dedi.